Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezî esrâ bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezî bârakna havlehu linuriyehu min âyâtina innehu huves semî'ul basîr. Sadakallâhul azîm. Evet, değerli dinleyenlerim, muhterem cemaat, bu akşam Miraç kandilidir. Allahu Zülcelal Hazretleri bazı geceleri bazısından üstün kılmıştır. İçinde bulunduğumuz gece de o mübarek gecelerden bir gecedir. İsmini İsra suresinden aldığı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi huzuruna çağırdığı önemli zaman dilimlerinden bir zamandır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: her türlü eksik ve noksanlardan münezzehtir o zat ki kendisine bir takım ayetlerimizi gösterelim diye kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürmüştür. Odur gerçekten işiten, gören, semi ve basar. Bu sıfatlar Allahu Zülcelal Hazretlerinin yüce sıfatlarındandır. Evet, İsra suresi dediğimiz bir sure, gece yolculuğu diye anılan ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de geceleyin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Yüce Rabbül Alemin'in huzuruna yükseltildiği bir gecedir. Bir gece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi uyur ve uyanık arasında geliyor, Cebrail aleyhisselam Peygamberimizi alıyor ve Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürüyor. Orada iki rekat namaz kılıyor ve bütün gelmiş geçmiş bütün peygamberlere namaz kıldırıyor. Ve oradan da refref denilen bir bitlitte Allahu Teala Hazretleri yüce semalara, oradan Sidre-i Münteha'ya kadar yolculuğu başlıyor. Sidre-i Münteha'da Cebrail aleyhisselamın yolculuğu son buluyor. Ve Peygamberimiz orada tek başına kaldıktan sonra Allahu Teala Hazretlerinin büyük zat-ı ecelli alasını görmek için, konuşmak için Allahu Teala kendisini huzuruna davet ediyor ve davete icabet devam ediyor. Ve Allahu Teala Hazretleri ile görüşüp konuştuktan sonra, alacağını aldıktan sonra geri dönüyor. Ve Allahu Teala Hazretleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme 3 tane hediye veriyor. Ve Peygamberimiz bu 3 hediye ile birlikte dönüyor. Birincisi 5 vakit namaz. İkincisi Bakara suresinin sonu, Amener Resulü. Üçüncüsü ise Peygamberimizin ümmetinden şirk koşmayanların ebedi olarak cehennemde kalmayacağı müjdesidir. Evet, bu 3 müjdeylenlik geliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönüp geldikten sonra bunu anlatıyor. Kavmine anlatıyor. Yine peygamberin sihirbazlığı başladı diyor. Ne oluyor buna diye soruyorlar. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e geliyorlar. Ebu Bekir Efendimiz diyor ki, onu Muhammed söylemiş ise doğrudur. Ve bundan daha öteye gittiğini söylese bile onu tasdik eder ve inanırım, doğrudur diyor. Bunun için Ebu Bekir Sıddık unvanını alıyor. Evet, değerli dinleyenlerim,
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Es-salatu miracul müminin." Namaz müminin miracıdır diyor. Müminin miracı. Namaz benim gözümün nuru kılındı diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için ilk baştan bir müminin, bir Müslümanın yapacak olduğu iş, kelime-i şehadetten sonra namazı kılınmasıdır. Namaz her türlü kötülüklerden arındırmak, temizlenmek anlamına geliyor. Dua, zikir, Allahu Teala Hazretlerine yaklaşmak anlamına geliyor ki en önemli ibadetlerden bir tanesidir. Evet, bu geceyi ihya etmek her Müslümanın üzerine lazım ve elzemdir. Zikirle, tesbihatla, tehlille, la ilahe illallah demekle, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmekle, Kur'an okumakla, tövbe istiğfar etmek, her Müslüman dilinin döndüğü kadarıyla bu geceyi Allah'a yalvarıp Allah'tan af ve mağfireti dilemesi gerekmektedir. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadardır. Şimdiden miracınız, miraç geceniz mübarek ve kutlu olsun. Allah'a emanet olun, saygı ve sevgilerimle.